Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde alt başlıklar halinde kendini tanıtma, Almancasıyla sich vorstellen ile ilgili ifadeleri paylaşacağız. Tabloda göreceğiniz üzere birisiyle tanışırken sıklıkla bahsi açılan konuları alt başlıklar halinde oluşturduk. İlk alt başlığımız olan Name ile başlayalım. Malumunuz gündelik yaşantımızda samimiyetin olduğu, senli benli muhabbetler ettiğimiz kişiler olduğu gibi resmiyetin ve kibarlığın ön plana çıktığı sizli bizli muhabbetlerimiz de olmakta. Bu yüzden her alt başlığımızı bu iki durumu göz önüne bulundurarak kategorize ettik. Genel olarak birinin adını sorarken 3 farklı soru tipinden yararlanırız. Benzer şekilde bu 3 soru tipine 3 farklı şekilde cevap verilebilir. Senle benle ortamlardayken Wie heißt du? Yani adın ne? Sizli bizli ortamlardayken bu soru Wie heißen Sie? Sizin adınız nedir? Bu soruya cevap olarak verebileceğimiz yanıt ise Ich heiße Thomas. Adım Thomas'tır. Diğer sorumuza gelelim. Wie ist dein Name? Senin adın ne? Wie ist Ihr Name? Sizin adınız nedir? Soruya verebileceğimiz muhtemel cevap ise Mein Name ist Thomas. Benim adım Thomas. Geldik üçüncü sorumuza. Wer bist du? Sen kimsin? Siz de bizde ortamlardayken bu soru. Wer sind Sie? Siz kimsiniz? Vereceğimiz muhtemel yanıt ise Ich bin Thomas şeklinde olabilmektedir. Sıra geldi yaş soruları ve muhtemel cevaplarına. Birine yaşını sorarken senli benli ortamlarda Wie alt bist du? Kaç yaşındasın? Sizli bizli ortamlarda ise Wie alt sind Sie? Kaç yaşındasınız? Birine yaşımızı söylerken ise nokta nokta ile gösterilen yere söylemek istediğimiz yaş neyse o söylenir. Örneğin Ich bin 25 Jahre alt. Diğer kategorimize geçelim. Wohnort yani ikamet ettiğimiz yerlerle alakalı soru cevaplar. Birine nerede olduğunu senli benli ortamlarda sorarken Wo wohnst du? Türkçesiyle nerede oturuyorsun? Sizli bizli ortamlardayken bu soru Wo wohnen Sie? Yani nerede oturuyorsunuz? Vereceğimiz muhtemel cevap ise Ich wohne in nokta nokta olarak kullanılan yere ise ikamet edilen yer söylenilir. Örneğin Ich wohne in Antalya. Antalya'da oturuyorum. Wo lebst du? Nerede yaşıyorsun? Sizli bizli ortamlardayken Wo leben Sie? Benzer şekilde yaşadığımız yeri söylerken Ich lebe in Antalya diyebiliriz. Şimdi de nereli olduğumuzla alakalı soru cevap bilimlerine geçelim. Birinin nereli olduğunu senli benli ortamlarda sorarken Woher kommst du? Nerelisin? Sizli bizli ortamlarda ise Woher kommen Sie? Bu sorulara verilebilecek alternatif cevaplar ise Ich komme aus artık hangi ülke vatandaşıysak veyahut memleketimiz nereyse orayı söyleriz. Örneğin Ich komme aus der Türkei. Ya da Ich komme aus Deutschland. Almanyalıyım ya da Almanya'dan geliyorum gibi bir anlama gelmekte. Alternatif olarak bu soruya Ich bin aus İstanbul şeklinde de cevap verilebilir. İstanbulluyum. Sıra geldi karşı tarafa mesleğini sormak ya da karşı tarafın bize sormuş olduğu meslek sorularına cevap verilmesine. İki farklı soru tipiyle meslek sorgusu yapılabilmekte. Buna karşılık 3 farklı şekilde cevap verebiliriz. Was bist du von Beruf? Mesleğin ne? Kibar sizi bizde ortamlardayken Was sind Sie von Beruf? Mesleğiniz nedir? Cevap olarak Ich bin nokta nokta ile yazılan yerde mesleğiniz gelir. İsterseniz parantez içindeki von Beruf belirtilebilir. Örneğin Ich bin Maschinenbau Ingenieur. Ben makine mühendisiyim. Ya da Ich bin Maschinenbau Ingenieur. Von Beruf. Mesleğin makine mühendisidir.
Bir diğer alternatif sorumuz: Was machst du beruflich? Ne işle uğraşıyorsun? Sizli bizli ortamlardayken ise Was machen Sie beruflich? Ne işle uğraşıyorsunuz? Cevap olarak arbeiten, yani çalışmak fiilinden yararlanırız. Ich arbeite als Maschinenbauingenieur. Ben makine mühendisi olarak çalışıyorum. Ve geldik son kategorimiz olan Sprache, yani karşımızdaki kişiyi hangi dili biliyorsun gibi sorular sormaya. Senle benle ortamlardayken Welche Sprachen sprichst du? Hangi dilleri konuşuyorsun? Sizli bizli ortamlardayken Welche Sprachen sprechen Sie? Hangi dilleri konuşuyorsunuz? Cevap olarak ise Ich spreche Türkisch şeklinde cevap verilebilir. Ben Türkçe konuşuyorum. Yeni tanıştığımız biriyle konuşmayı genel olarak tanıştığıma memnun oldum diyerek bitirdiğimiz için Almanca versiyonlarını es geçmek doğru olmazdı. O yüzden birisine tanıştığımıza memnun oldum diyebilmek için aşağıdaki ifadelerden yararlanırız. Es freut mich, dich kennenzulernen. Tanıştığıma memnun oldum. Es freut mich, sie kennenzulernen. Tanıştığımıza memnun oldum. Schön dich kennenzulernen. Tanıştığıma memnun oldum. Freut mich. Memnun oldum. Angenehm. Memnun oldum. Sehr erfreut. Memnun oldum. Tabii karşılık verirken, yani ben de memnun oldum derken de ifadelerimiz bulunmakta. Ich freue mich auch. Ben de memnun oldum. Mich auch. Ben de. Memnun oldum. Ganz meinerseits. Ben de memnun oldum. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Elbette ki çok daha alt başlıklar altında kendimizi tanıtma konuşmasını uzatabilirdik. Ancak bu videoda sadece genel hatlarıyla fikir vermesi açısından bu kadarla sınırlı tuttuk. Umarız faydalı olmuştur. Sağlıcakla kalın.